Şimdi Dara Bey, size çok soru geldiği için hemen Muammer Bey'den sonra siz de bari şu toplanma alanları meselesinde belki bir açılış yapın. Sonrasında Kadıköy özelinde konuşuruz. Çünkü Kadıköy Fikir Tepesi ile Bağdat Caddesi ile ve kentsel dönüşüm konusunda en gözde yerlerden bir tanesi. Size gelen bu soruya nasıl cevap verirsiniz? Şimdi öncelikle ilk sorduğunuz tüm mevkidaşlarıma sayılarla ilgili bir bilgi vereyim. Sonra da afet toplanma alanına geçeyim. Şimdi Kadıköy'de 28.047 tane bağımsız bina var. Bu binaların 23.189 tanesi 2000 yılından önce yapılmış. Ve bu 2000 yılından önce yapılan binalar bizim için potansiyel riskli binalar. Bunun da 3.763 tanesi yenilenmiş. Yani yaklaşık şu anda 20 bin bina Kadıköy'de yenilenmeyi bekliyor. Bu zor bir süreç. Şimdi siz kentsel dönüşümden bahsettiniz Kadıköy'de. Kadıköy'de kentsel dönüşüm falan yapılmıyor. Kadıköy'de sadece binalar yenileniyor. Kentsel dönüşüm başka bir şeydir. Binanın yıkılıp yerine yeni bir bina yakılması başka bir şeydir. Bunu birazdan konuşuruz. Bunların O önündeki evet. engelleri falan. Onu Şimdi konuşuruz. bir bina, riskli bina nasıl olur? Ben somut getirdim. Yani şimdi konuşuyoruz da. Kendi oturduğum bir ay önce boşalttığım apartmandan alınan karot örneğini getirdim. Bu benim yaklaşık 15 yıl boyunca Siz de mi oturdum. oturduğunuz yeri Bu benim boşaltıyorsunuz? boşalttım. Şu anda bina yıkılmak üzere. Bu binanın betonunu şöyle yaptığınız zaman beton dökülüyor. Bunun içerisinde deniz kabuğu var. Bu betonun içerisinde. Demir yok. Şurada, bu benim oturduğum bina. Yani şey değil, uzak bir şey değil. Bu 35 yıllık bir bina. Şöyle baktığınız zaman zaten bunun her yerinin çürük olduğunu göreceksiniz. Şimdi 35 yıllık. 35 yıllık bina. Şöyle elinizi vurduğunuz zaman beton gidiyor. Biz İzmir depreminde Şükrü abiyle beraber oradaydık. Betonu elimize attığımız zaman aynen bunun gibi şey oluyordu. Ufalanıyordu. Şimdi bunun karşılığında bu da sağlam bir beton. Bu Kadıköy betonu. Niye Kadıköy betonu diyorum? Türkiye'de tek ilçe belediyesi olarak bizde beton laboratuvarı var. Biz 2000 yılı 99 depreminden sonra bu laboratuvar kurulmuş. Kadıköy'de inşaat başlar başlamaz biz beton örneği almaya başlıyoruz. Bu C35, C40 işte olması gerekirken biz biraz daha hani şeyi hassas yaptığımız için inşaatı yapan müteahhitler de buna çok hassasiyet gösteriyorlar ve betonlarının kalitesini normalin biraz daha üzerinde atıyorlar. Bu beton laboratuvarı bizim Kadıköy Belediyesi'nin kurmuş, yani kurmuş olduğumuz laboratuvarla biz Kadıköy'deki tüm binalar yapılırken binaların şey olarak sağlamlığını test etmeye ve sağlam olarak yapılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Projesine uygun olarak. Şimdi bu afet toplanma alanları bize de çok mahalle toplantılarında da bana soruluyor veya sokağa çıktığımızda da. Kadıköy'deki tüm mahallelerdeki afet toplanma alanları internet sitemizde Çevre Müdürlüğümüzün açıkladığı sayılarla var. Şimdi bir afet toplanma alanı, şöyle bir algı var. Her boş yer afet toplanma alanıdır. Değil. Afet toplanma alanı denilen yer ilk 70 deprem olduktan sonraki ilk 72 saatlik süreç içerisinde insanların yani oraya gelen vatandaşların bilgi edindiği, geçici barınmasının sağlandığı, işte temel ilk yardım malzemelerini aldığı, sedye, el feneri gibi telefon hattı, battaniye, suyun temin edildiği yerler veya buna en yakın yerlerdir. Kadıköy'de 70 tane parkımız var. Bu 70 parkımız doğal olarak afet toplanma alanları ve bunların içerisinde de bunlara uygun veya bunların yakınına bu hizmeti verebilecek yapıları da ya var ya da kurmaya çalışıyoruz. Ayrıca okul bahçeleri. Burada da şöyle bir şey yaptık. Yeni yapılan, yani 2000 yılından sonra yapılan sağlamlığını bildiğimiz okul bahçeleri, cami alanları, kamu kurum bahçeleri gibi yerlerle birlikte Kadıköy'de yaklaşık 108 tane toplanma alanı var. Değil mi? Bunların hangi mahallede neresi olduğu internet sitemizde çok rahat bir şekilde görülebilir. Şimdi çok fazla bilgi kirliliği de var. Şimdi Naci Hocam
Çok bilimsel bir şekilde bunları anlatıyor. Tekrar söylüyorum, her afet boş alan, boş görülen yer afet toplanma alanı değildir. Mesela ben 99 depreminden sonra sahil bandında gittim, uyudum. Ta ki bir arkadaşım, bir jeolog arkadaşım uyarana kadar. Ya dedi, bir deprem olduğu zaman ilk çökecek yer burası. Yani bizim zaten biraz dolgu, önce gösterdim. Evet, dolgu alanı olarak görülen yer. Şimdi oralar afet toplanma alanı değil. Veya tsunami olduğu zaman, yine hocam söyledi, bir Kadıköy'de tsunami olduğu zaman, tsunami'nin ilk geleceği yerler de o sahil bandında dolgu alanının olduğu yerler. Bunları anlatmaya çalışıyoruz. Peki onunla ilgili belki ikinci bölümümüzde size sormak isterim. Mesela ne yapılabilir? Kadıköylüler o bütün işte şimdi sabahları koşu yaptıkları, yürüyüş yaptıkları, spor yaptıkları, piknik yaptıkları gerçekten çok geniş alanlara sahipler ama demek ki sizin anlattığımızdan mesela ona nasıl olsa bir şey olsa iskemlemi alır çıkarım burada otururum dememek gerekiyor. Bir biraz somut örnek vereceğim. Yani kendi bunu açıkladığımız için. Şimdi Kadıköy'de arsa üretmek problem. Bir çalışma içerisindeyiz. O gerçekleştiği takdirde en riskli olabilen bölge bizim Kadıköy Belediye binamızın etrafındaki Kurbağalı Dere'nin sağ ve sollu kısımları. Orada kendi belediye binamızı yıkarak deprem toplanma alanı yaratmaya çalışıyoruz. Belediye binasını başka bir yere taşıyacağız. Oraları sağlam bir deprem toplanma alanı haline getireceğiz. Peki, kısa bir ara vereceğiz. İki belediye başkanımız var, konuşmadı. Söz sırası gelmedi ama rahat rahat zamanımız var. O yüzden söz kesip telaşlandırmak istemiyorum. Naci Görür hocamıza da söz vereceğim şimdi. Şunu hatırlatalım. Biraz belediye başkanları üzerinden meseleye bakıyoruz ya da hocalar ama hepimize aslında sorumluluk düşüyor. Hatırlayalım. 99 depreminden sonra işaretler konulmuştu buraya park etmeyin diye. Malzemeler konulmuştu. Malzemeler çalındı. Tamam. Herkes de deprem toplanma alanı ya da belirlenen bölgeleri arabasını park ediyor. Dolayısıyla ya da yangın musluklarını, yangın çıkışlarının önüne arabaların park edildiği gibi. Dolayısıyla İstanbul bu anlamda da problematik.